Damak çatlatan diye çok hoş bir tabiriniz var. Herkesin de çok sevdi. Şimdi onlara dair rotalar yapıyorsunuz. Hı hı. Ee, şeyi merak ediyorum. Hani lezzetinden ya da hatta lezzetlerinden vazgeçemediğiniz şehir ya da şehirler var mı? Yani sizin böyle hani işte rota ve lezzet dediğinizi sayabileceğiniz ilk üç şehir mesela. Ben, tabii ki vazgeçemediğim lezzetler var. Ben biraz hamurcuyum, ee, karbonhidratçıyım. Ee, onun için iç Anadolu benim e, şeylerimde. Bir defa Kastamonu mutfağını ben e, en ön sıralardan birisine çekiyorum. Çünkü Kastamonu e, malzeme açısından oldukça şey e, kaliteli bir kent. Ee, ...hayvanı da, sebzesi de... ...tahılı da... ...hep üst kalitede... Ee, ...mesela pastırması... ...bence Türkiye'nin en iyi pastırmalarından... ...bir tanesi... ...biliyorsunuz Kastamonular... ...elle doğrarlar... ...makine ile kesilen pastırmayı yemezler... ...bir de o... ...pastırma Ilgaz Dağı'nın... ...o serin... ...ve kokulu rüzgarıyla kurur... ...çok güzel olur... Bir de çemeni <laughs> e, taş köprünün muhteşem sarımsağı ile yapılır. Onun için e, Kastamonu sar, e, şeyi e, yemekleri çok lezzetlidir. O sarımsaktan da gelen e, bir tatla. E, döneri çok lezzetlidir. Hayvanları çünkü güzel tabi otlaklarda, dağlarda, bayırlarda otlarlar. E, tabii ki iç Anadolu ben su böreği hayranıyım. Su böreği ve mantı hayranıyım. Onun için e, tabii ki Kayseri mutfağının o hamur işleri. Tabii ki başta mantısı. E, ot severim. E, Ege'yi severim. E, otu sadece haşlayıp üstüne zeytinyağlı, sarımsaklı, limonlu bir sos döküp yemek benim en keyif aldığım yemeklerdendir. Yani e, ben bir e, Türk olarak kebaba hayır diyemem. Kebap rotanızda var bildiğim kadarıyla. Evet değil mi? çünkü ben e, Türk halkı eti e, büyük parçalar haline değil de kıyma dan yapılan işte kavurmaymış köfteymiş e, kebapmış gibi sever. E, ben de onlardan bir tanesiyim. Onun için tabii ki kebap deyince aklı Adana gelir. Bence aklı Adana gelir. Hı -hı. Urfa mutfağı muhteşemdir ama dediğim gibi yani Urfa mutfağı sadece sabah yenen ciğer yahut da o kebaptan ibaret değil. Çok zengin bir mutfağı var. Ee, onu bulmak lazım. Şimdi tek tük bazı lokantalar Urfa mutfağını e, gelenlere şey yapıyorlar. Tabii ki Gaziantep çok zengin bir mutfağa sahip. Hatay'ın e, Arap esintili e, mutfağını da e, es geçmemek lazım. Çok güzel e, küçük mezeleri olan, e, çok güzel oruk dedikleri içli köftesi olan, çok güzel tuzlu yoğurdu olan, e, çok güzel künefesi olan, e, say say bitmez e, bir zengin mutfak. Yani Türkler çok şanslı. E, Karadeniz mutfağı tabii ki. Evet. En sağlıklı mutfak. Yani çünkü Karadenizler fazla et yemezler. Ee, onların işi gücü başta fasulye olmak üzere ee, o şeydir. Her türlü e, derler ki ot denince akla Ege gelir. Aslında öyle değil. Doğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Ege'den daha çok ota, ot ot yemeğine sahiptir. Ee, ot, her türlü otu yerler neredeyse Karadenizliler. O kuymakları hmm. müthiştir. Ee, Rize'nin ve Karadeniz'de tabii laz böreği, börek dediğim ama o bir kaymak muhallebili baklavadır. Ee, köfteleri, ee, yani bütün Türkiye teker teker e, muhteşem mutfaklara sahip olan ve hala çoğu keşfedilmemiş. ...bir sürü yemeği olan... ...bir ülke... ...ben gençlere şunu tavsiye ediyorum... ...eğer hala anneleri ve... ...büyükleri yaşıyorsa... ...onların dizinin dibine oturup... ...yemeklerini, tariflerini not etsinler... ...çünkü bizde yazılı kültür yok... ...sözlü kültür var... ...onlar ölünce de yemekler de onlarla birlikte o bir tarafa gidiyor ve unutuluyor.